Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte benim videolarımla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere çok önceden, hatta bir 4-5 ay önce yaptığım bir kümesi göstereceğim. Bayağı oldu ama arkadaşlar işte yoğunluktan telefonum da bozulduğu için videolarını çekemiyordum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar yeni kümesimize geçelim. Arkadaşlar kümese geçmeden önce burada bir tane Tospik adında teriyer cinsi bir köpeğimiz var. Arkadaşlar Tospik çok tatlı bir köpek. Daha şöyle açalım. Arkadaşlar Tospik çok tatlı bir köpüş ama bu köpüş çok tatlı ama çok oynak arkadaşlar. Biraz da pasaklı. Hatta 2 gün önce yıkadık. Yine baksanıza pasaklı. Ne yapmış? Dur seni tanıyalım. Bir Tospik seni bir tanıyalım. Dur. Arkadaşlar Tospik'in böyle kocaman bir arazisi var. Şu şekilde buralarda Tospik ne yapıyorsun? Bu şekilde arkadaşlar buralarda kalıyor Tospik'imiz. Şurada suyla yem var arkadaşlar. Kulübesi daha içeri falan da kullanabiliyor. Tospik'i de ayrıntılı bir şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Bu Tospik de Halil amcamızın köpeğidir. Ama ben de bu Tospik'e bakıyorum buydu arkadaşlar. Şunun tatlılığına bakın. Hadi şimdi tavuklarımıza geçelim. Arkadaşlar kümesimizin arkası bu şekilde. Biraz darmadağın, kusura bakmayın. Buralarda kümeslerimiz var. Şimdi bunları da içlerine hayvanlar koyacağız. Yani inşallah. Burada yabani güvercinlerimiz var. Bunlar da geliyorlar arkadaşlar. Sonra bana kızıyorlar. Akşam ben şimdi bunları ne yapayım? Bunlar kendileri geliyor yani. Yani bunlara ben ne yapabilirim ki? Doğa hayvanı arkadaşlar. Yani benim burada bunlara, yani bunlara ben bazen şey yap veriyorum. Bu evdeki atıkları falan veriyorum arkadaşlar. Bazen de budayatı veriyorum. Benim güvercinlerim oluyor. Neyse şimdi biz kendi güvercinlerimize geçelim. Şöyle şu şekilde kümesimizi açalım. İçine bismillah diyerek ben gidelim. Arkadaşlar güvercinlerimi ben böyle bir ortamda bakıyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Altı ızgaradır arkadaşlar. Burada suluğumuz var. Normalde yemliğimiz dışarıda. Şimdi yem koyacaktım. İşte böyle bir terasımız var. Burası ızgara yine görmüş şekil olduğunuz şekilde. Arkadaşlar burada tam tamına 5 tane ispenç, 2 tane Osman Sultan tavuğumuz vardır. İspençlerimizin 2 tane sarı kar yağdı. Bir tanesi porselen ligonin. Şunlar ikisi sarı kar yağdı. Arkadaşlar şu ikisi. Horozumuz bu şekilde. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane böyle sarı var. 2 tane de Osmanlı Sultan tavuğumuz var. Arkadaşlar bir tane sepet kuyruğumuz var. Bu sepet kuyruğuna ben bir tane buradan buldum. Bir tane kelebek almışım. Yani normal bir tip diye aldıydım da kelebek çıktı arkadaşlar. O da şansımıza dişiymiş. Aslında ben erkek olarak aldıydım ama dişi çıktı. Bununla eş tutmuşlar arkadaşlar. Şöyle yavruları oldu. Çok tatlı yavruları oldu ama dişimiz daha bu nasıl söyleyeyim, daha yeme düşmeden kaçtı. Arkadaşlar burada bir tane yine kendi yavrum gök mavi var arkadaşlar. Bunun arkasına gitti. Bunun anne babasını da şuraya koyup geliyorum. Arkadaşlar şimdi göstereceğim, yani az önce gösterdiğim yavrunun babası ve annesi şu şekilde. Zaten bundan önceki videomda da daha iyi ayrıntılı gösterdim. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada da bir takım şöyle yine şuraya koyayım. Arkadaşlar burada da bir takım şöyle iki tane dumanımız var. Şu erkeğimiz, şu dişimiz. Burada da şu dumanlı, şu gök mavi. Yavruları da bu arkadaşlar. Yani şu gök mavi ile dumanlının yavrusu böyle. Arkadaşlar bunlar iki kardeşte. Bir tanesini buradan çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye ettim. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Dediğim şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle bir şey tuttu ama çok tatlı bir renk. Yani çok güzel bir kuş attı. Bunun aslında arkadaşı vardı arkadaşlar. Yani dişisi vardı ama kediye kaptırdık. Şimdi arkadaşlar tavuklarımızı dışarı salalım. Yani bir saattir bağırıyorlar dışarı çıkalım diye. Hadi salalım. İşte şimdi onlar şıkır şıkır çıkarlar. Hatta bakın şimdi uçacaklar inşallah. Lan kara çıkartmayın beni. Hadi. Geh. Bu taraftan çocuklar. Geh. Gih. Şey, onları ben şöyle bir çıkartayım. Arkadaşlar nasıl uçuyorlar ya? Allah'ım arabanın üstüne kondu. Arkadaşlar bunlar çok güzel uçuyor ya ispençler. Ne bileyim. Ben seviyorum.
Arkadaşlar kuşlarımızı dışarıda yemleyeceğiz. Şimdi kapımızı kapatıyoruz. Yemimiz şurada. Arkadaşlar burada Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, Türk bayraklarımız bu şekilde dalgalanıyorlar. Arkadaşlar bu bayrağı şuraya bir yere takacağım. Şuraya falan. Burada bu şekilde tavuklarımız geziniyor arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Sultan tavuğuyla İspenç yerli ırkımızdır. Bilmeyenler varsa ben söyleyeyim. İspençler cüce bir ırktır ve çok tatlılardır. Büyükleri de var ama bendekiler cüce arkadaşlar şu şekilde. Çok güzel hayvanlar ya. Biraz da uysallar. Şöyle alalım. Atalım. Arkadaşlar yani kuş beslemek isteyip besleyemiyorsanız ve tavuk beslemek de istiyorsanız bu İspenci tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde çok güzel uçuyorlar arkadaşlar. Ben şimdi sizi İspençlerle baş başa bırakayım. İspençlerle baş başa bırakayım demişim. Osmanlı Sultan tavukları da var. Arkadaşlar şöylelikle tavuklarımızı koyduk. Şimdi güvercinlerimizi dışarı salalım. Tüm güvercinimizi tek tek dışarı salalım. Şu şekilde tüm güvercinlerimizi salmış bulunmaktayız. İşte arkadaşlar şunlar gibi yabaniler gelince benim işim, moralim bir sıkılıyor. Akça kuşlarımız bu şekilde. Biraz yayılacaklar. Şimdi ben sizi kuşlarla baş başa bırakayım. Arkadaşlar şimdi de şurada görmüş olduğunuz gibi bıldırcınlarımız var. Şurada şöyle dişi bıldırcınımız var. Şurayı açalım. Ama karanlık oldu. Neyse şuradan göstereyim arkadaşlar. Burada dişi bıldırcınlarımız var. Burada da böyle bıldırcınlarımız var. Biraz karanlık, kusura bakmayın. Şimdi yemlerini verelim. Şu şekilde de arkadaşlar videomuzu bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.